Herkese HKBO'nun yeni bölümünden merhaba. Ben Cihan. Karşımda her zaman olduğu gibi Samet var. Merhaba Cihan'ım. Ne haber? İyidir. Seni sormalı. <laughs> İyiyim. Keyifler <laughs> yerinde. Güzel bir bölümle beraberiz yine. Hadi bakalım. Güzel bir bölüm olacağını umut ettiğimiz konu başlığımız ise yasaklar. <laughs> yani çok ciddi bir konu gibi <laughs> söyledin ama biz biraz <laughs> biz biraz daha bu işin geyik kısmından girelim diyoruz bugün. Biraz öyle yapacağız. Hani tarihte neler vardı, şu an hali hazırda neler var menümüzde onlardan konuşacağız hı. biraz. Hı, hı İstersen şunu söyleyerek başlayalım hemen. En eski bulunabilen yasalar ve yasaklar antik zamanlarda, antik Mısır zamanlarının milattan önce 3000'e kadar dayanıyor. Hı hı. E, sivil e, yasalar var orada. Sivil sivillerin kendi arasında yaptığı sivil kodlar var daha doğrusu bulunan 12 kitap şeklinde veya yazıt şeklinde diyelim. O en eski bulunan yasaklar or oralar. Sonu oradan oluyor başını gidiyor ta günümüze kadar. Biliyorsun hala günümüzde çok popüler bir şeyler yasaklamak. Canını sıkan ne varsa, hoşuna gitmeyeni yasakla, kurtul gitsin şeklinde. Tabii ki hani Antik Mısır'dan bahsediyoruz 3000 yıl önce. Bu arada İsa'dan önce, 3000 yıl önce. Hı hı. Şimdilik diyelim tabii ki yani biliyorsun Göbekli Tepe'deki araştırmalar devam ediyor. Bakalım. Küçük bir spoiler verdin gibi hissediyorum <laughs> geleceğe dönük. <laughs> Göbekli Tepe'yi araya sıkıştırarak. Geleceğe dönüş. <laughs> Aynen. Belki Göbekli Tepe ile ilgili de bir şeyler duyabilir dinleyicilerimiz ileride. Ne diyeceğim sana? Şimdi bu Efendim? antik... Antik Mısır'daki yasaklar ben, sence nasıldı? Bence benim aklıma şöyle bir şeyler geliyor. Piramitin duvarına işemek yasaktır mesela. <laughs> yani ya da belli bir saatten sonra yani. çadırlarda yaşayan insanlar dışarı çıkmasın diye böyle muhafızlar falan etrafta dolanıyorlar. Sokağa çıkma yasağı. Bu hmm. klasik tabii ki dünyada yüzyıllar boyunca süre gelen bir yasak tabii ki sokağa çıkma yasağı. Aynen. Piramit suyuyla abdest almayınız mesela öyle <laughs> ya. bir yasak oluyor. Hadi <laughs> adam <laughs> Ya aklıma gelenler bunlar. yani, yani tabii ki Antik tarzı. Mısır Antik Mısır'da mumyalanmak biliyorsun çok böyle tanrı vari bir durum olduğu için hani belki gelişigüzel mumyalanmak yasaktır şeklinde <gülüyor> bir <gülüyor> yani. kanun olabilir yani. Veya şey olabilir mi Nil Nehri'nde e, çamaşır yıkamak yasaktır. <gülüyor> şey. <gülüyor> <laughs> evet kuvvetle ee, muhtemel ya böyle yasaklarla tarih başlamış olabilir gibi bir his var içimde bilmiyorum neyse çok dağıtmadan bu full geyik girişle birlikte sana atalım pasımızı. şimdi dünyada gelmiş geçmiş bir sürü yasak var biliyorsun. Bizim ülkemizde de gelmiş geçmiş bir sürü yasak var. Bunlardan mı bahsedelim yoksa daha farklı bir açıdan mı girelim? Mesela TDK sözündeki tanımını mı söyleyeyim sana? Ne istersin? Ha, evet evet e bir tanımla baş başlayalım. Bence sonrasında dünya ve Türkiye şeklinde e daraltıp gidebiliriz ilginç yasaklar üzerine. Şimdi yasakçılık tanımı üzerinden konuşursak TDK'daki tanımı yasakçı olma durumu. <laughs> Aydınlatıcı bir tanım olmuş. <laughs> ben çok aydınlandım şu anda. Ya yani yasakçı, ol, yasakçı olma durumu derken yani yasaktan değil de yasaklayandan mı bahsediyoruz burada? E tabii ki. Yani yasağın kendisinin tanımı yok mu? Yasaklayanın tanımı vardır tabii ki de. Ya tabii ki yasağın da tanımı var. Onu da seninle paylaşıyorum şu anda. Yasak TDK'da şu şekilde tanımlanmış. Bir işin yapılmasına karşı Hı. olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet memnuniyet derken <laughs> yani yasan büyük ihtimalle antik <laughs> Yunan'daki tanımı demeyeceğim yani <gülüyor> <gülüyor> antik Mısır'daki tanımı. <laughs> yani... Peki teşekkür. Bu aydınlatıcı tanımlar için teşekkür ediyorum sana. Yani eğer çok merak ettiysen memnuniyetin anlamını da sana söylemek istiyorum. Hadi söyle bakalım. Yasaklık. <laughs> <laughs> Arapça bir kelimeyi. Böyle sonsuz bir döngü sonsuz bir döngü içinde kaybolmuş gibi hissediyorum Kök, bu tanım olayında. Arapça bir ee, Arapça bir kelimeymiş. Yani tanımı çok aydınlatıcıydı. Sağ ol. Şimdi istersen sen söyleyince dikkatimi çekti dünya üzerindeki ilginç yasaklar dedin. Onlardan birkaçını ben de paylaşsana ve bizimle. Şimdi dünya üzerinde eskiden beri gelmiş geçmiş yasaklardan bahsediyoruz diye girizgah yaptık. Bence bunların hı hı. en garipleri arasında olacak olanlar Şunlar olabilir. Mesela Singapur'da sakız çiğnemek yasakmış. Evet onu duymuştum. Singapur yasaklar ülkesi olarak bilinir bu arada. Çok insan bilmese de burada. Onu biliyor muydun? Yasaklar ülkesi diye bir lakabı var. Yok vardır, onu bilmiyorum. Onu bilmiyordum. O yüzden hiç şaşırmadım bu sakız olayına. Genelde şeyden duydum ben onu. Oraya turist olarak gitmeyi planlayanlara buradan Amerika'dan ciddi anlamda resmi olarak uyarıyor e, tur şirketleri sakız olayını. Çok enteresanmış. Diğer böyle hani benim araştırmalarım sırasında böyle dikkatimi çeken yasaklardan biri. Yani dönem içinde de belki de hala yürürlükte yoktur. Bu Rusya'da emo tarzı giyinmek yasakmış. Daha neler? Ciddi <laughs> misin? Çok ciddiyim. Yani hala hali hazırda devam edip etmediğine dair bir... Done bulamadım ama yani araştırmalarımda karşıma çıkanlardan biri buydu. Peki emo tarzı olup olmadığını karar veren bir merci var mı yani bir devlet bakanlığı şunu diyebiliyor mu? Ya bu gerçi bu kişi <laughs> bu gerçekten de fazla emo olmuş. Buna yasa bunu yapamazsın. Diğer kişiye de sen emo değilsin ama emo'ya bir tık yakınsın dikkat et hareketlerine falan mı diyor yani? <laughs> Yani denemen lazım. Bu arada, bu arada <laughs> bu arada dinley, dinleyip de bilmeyenlere emoyu da anlatmak lazım yani em, em gibi yani ne ne bu emo ne ne bir kere emo ne? Yani emo dediğimiz profildeki insan grubu sürekli siyah giyen saçlarını garip bir şekilde tarayan ve hani bunu İne, yaparken inek yalamış inek <laughs> Bunu yaparken her türlü jöle ve benzeri malzemeleri kullanıp yapan ve ayrıca sanıyorum makyaj kısmı da var değil mi? Sen ne dersin bu konuda? Sen bilirsin mi diyeceksin? <laughs> eski emalardan <laughs> ben, ben nereden bileyim ya? Eski 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 emalardan kim kaldı? <laughs> Yok yok oğlum ben nereden bileyim ya ara sıra taksime çıktığımda görürdüm birkaç tane oradan biliyorum yani böyle inek yalamış şeklinde önünü yana doğru yapıştırırlardı alnına arkasını da dikerlerdi saçın öyle bir şey ben hatırlıyorum kısa doğru bir saçtı Biz... e, makyaj olarak gözünün altına kara çekiyorlar diye biliyorum belki o aklına geldi bir de emo da emotionaldan geliyor ne yani neyse uzatmayın. <laughs> şimdi bu çocukları niye yasaklıyorsun abi bu bunların tarzı <gülüyor> <gülüyor> e, emo Emo'cuları destekleme derneğine bağış atmak isteyenler e, bölümün sonunda e, vereceğimiz hesap numaralarından emojiları bağışla. Emo... Lidya <laughs> <Ne diyorsun gülüyor> Evet başka. Tamam senin <laughs> senin başka başka ne senin var? Seni çok seveceğin ve büyük ihtimalle eşine tabii ki bunu söylemeyeceğin bir şey var. Samoa ülkesinde karının hmm. doğum gününü unutmak yasak. Yani seni eğer şikayet ederse ya benim kocam doğum günümü unuttu sana para cezası veriyorlar. <laughs> Çok iyi ya. Peki bir şey diyeceğim evlilik yıl dönümünü unutursan bir para cezası var mı? Bel... Veya hapis cezası? <laughs> Belki de onu önermek lazım. Çoğu insan onu önermiştir yani. <laughs> yani. Eşim de benim aslında doğum günümü hatırlamıyor ya da evlilik yıl dönümümüzü hatırlamıyor diye erkeklerden ama herhalde onaylanmamış bu yasa. Yani her zaman yasaları geliştirmek için bir şans var biliyorsun belki ileride onu düşünüp bir paket yasa halinde paket torba yasa halinde hem yıl dönümü hem doğum günü hı hı. efendim ne söyleyeyim bayram bayramlar seyranlar şeklinde güzel bir yasa torbayla hepsini yasaklayabilirler öyle bir şey yaparsalar daha mantıklı Zaten olur. Zaten biliyorsun yani dünya tarihi boyunca en çok yapılan şeylerden biri yasaklar oldu. O yüzden her şey olabilir. Her yerde her şey olabilir. E, e, öyle yani mesela diyelim madem dünyadan sen birkaç tane verdin ben birkaç tane e, benim yaşadığım ülkeden şu anda yani Amerika'dan vereyim sana e, belki bazılarını görmüş duymuşsundur bazılarını duymamışsındır Hı -hı. mesela senin bunlar burada uygulanmıyor bu arada ama yasa olarak hala yasak şeklinde varlar ona baktım teyit etmek için ama uygulanmıyor tabii ki saçma olduğu için. Hı -hı. Mesela senin gönlünde ayrı bir yer eden sevgili New York eyaletinde gece... Ondan sonra terlik giymek <laughs> yasalara aykırıdır. Bu hiçbir yerde yazmıyor aslında. <laughs> Allah Allah. Yani bir de bu nerede giyiyorsun bunu? O da ayrı bir konu. Yani evin evine baskın yapabilir mi FBI eğer <laughs> evde giyiyorsan yoksa toplumda mı giymek yasaklar? Onu ben pek bilmiyorum. O kadar derinlemesine bakmak gereği duymadım. Zaten Amerika'da ev içinde terlik ee, giymek kültürü Amerika, var mı? Yani aslında yok. O yüzden zannediyorum sokakta saat 10'dan sonra terlik giymemek daha mantıklı olabilir. Maine eyaletine gidiyoruz New York'tan. Maine eyaletinde yılbaşı süslemelerini 14 Ocak tarihine kadar sökmezseniz para cezası alıyorsunuz. Yani yılbaşı ağacı, ışıklar, Noel Baba süslemeleri <laughs> falan. Onların hepsinin gitmesi lazım. <laughs> 14 ocağa kadar. Yoksa para ödüyorsunuz. Çok enteresan. Evet mesela bu biraz daha ilginç. ABD'nin Illinois eyaletinde Cadılar Bayramı gününde çocukların kapıyı çalıp şeker mi şaka mı oyununu oynaması yasak. 100 dolar cezası var ve hapis cezasına kadar gidebiliyor. Yani bütün Amerika'da yapılan şey orada yapılmıyor. Tabii bu yasaların background'una bakmadık. Arka planda zamanında bu olayla ilgili gayet gerekçeleri de olabilir. Mesela bir ara şey söylentisi burada çok dolaşıyordu. Bazı psikopatlar şeker vermek yerine içine zehir koyup şeker vermiş. Yani zehir derken öldürücü değil de çocuklar hastaneler şeker vermişler komik olduğunu düşünüp falan. O tarz saçma sapan hareketler de böyle saçma sapan yasaklara sebep olabiliyor. Zaten çoğu saçma yasanda saçma sebepten çıktığını söyleyelim. Ee, hemen başka bir tanesine geçiyorum. Arizona. <laughs> Arizona kertenkelesi <laughs> diyesim geldi. internetteki bu dubla. <laughs> <laughs> Vahşi Arizona kertenkelesi. Neyse. Arizona kertenkelesi diyeceğim hala ya. Arizona'da kendi <laughs> can... Arizona'da kendi mülkiyetinizde olsa bile kaktüs kesmek yasakmış abi. Bunun için o izin diyor. almanız gerekiyor. Daha sonra kaktüsü kesiyorsunuz. Evet ve Arizona'da kaktüsten bol ne var diye sormak istiyorum şu anda Arizona yetkililerine. Yani çöl çünkü orası. Çok enteresan. Çok hızlı bir tane daha söyleyip hemen bitiriyorum. Senin <laughs> eyaletine hemen geri dönüyorum. New York'ta asansörde biriyle konuşmak yasak ve hatta asansörde durduğunda asansörün kapısına doğru yüzünün dönmesi gerekiyormuş birbirine bakmaktansa. Ve bunu özellikle check ettim. Önce bir Türkçe bir buldum ve hadi canım deyip İngilizce Hı, -hı. Girip baktım harbiden yasalarda var uygulanmasada. uygulanmasa da. Ee, niye çıktı dersen yine saçma sapan eminim bir sebebi <laughs> vardır. Birileri birileri mercimeği fırına vermiştir bir şeyler yapmıştır bir yerlerde yakalanmıştır. Onlar da yasak çıkarmıştır vakti zamanında Ama diye gerçekten de şu an sen söyleyince böyle bir kafamda döndürdüm. Asansörlerde gerçekten konuşulmuyor. Sadece hey diyorsun. Bir beraber biniyorsan ya da ne bileyim içeridekiler böyle kafa sallıyorsun dediğin gibi yüzünü böyle herkes dönük olduğu için sen de dönüyorsun. Yüzünü kapıya doğru dönüp artık gelsek de şu kata bir insek gerginliği. Bir gerginlik var. Hatta bu filmlerden görenler hani senin de söylediğin gibi teyit edebilirler. Gerçekten de bildiğin film sahnesi gibi herkes giriyor, elleri önünde kapıya doğru bakıyor veya yukarıdaki rakamlara bakıyor. Bir an önce hı hı. ineceğim, kat gelsin diye. Sonra hey diyorsun, bay diyorsun, çıkıyorsun, gidiyorsun. Hiçbir muhabbet dönmez yani. Neyse, <laughs> buradan biraz daha yerel olaylara geçelim istersen. Biraz Türkiye'den var mı elinde yoksa ben de başlayabilir miyim? Var, var var elimde var. Bir de senin dediğin gibi hani bu yasakların illaki bir sebebi vardır. Hani tabii ki ne kadar mantıksız gözükse de altında yatan bazı konu başlıkları vardır deyip Türkiye'den bir örnek veriyorum şu Aynen. anda. Benim belki de... Hayatım boyunca rastlayabileceğim en garip yasağı şu an seninle paylaşıyorum. Mezarlıkta piknik yapmak yasaktır. <laughs> Kim mezarlıkta piknik yapmak ister abi ya? Demek biri yapmış ki yasaklama ihtiyacı bulmuşlar. Yani duymuşlar. evet. Çok enteresan değil mi? Peki peki belediye yasağı mı yoksa ülke genelinde yasak mı? Ona göre piknik yapacağımız mezarlığı <laughs> yani zaten seçelim hani diye soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu bahsettiğim yasak tabii ki tabela üzerinden yazılan hani bu belediyelerin yerel yönetimlerin yazdığı yasaklar oluyor ya. Böyle hani şunu yapmayınız bunu yapmayınız. O tarz bir yasak. Hı -hı, hı -hı. Ama tabii hı -hı. ki temelde ne tamam. kadar mantıksız Yara bir hareket yapılmış ki insanlar böyle bir tabela koyup uyarma ihtiyacı hissetmişler yani. Çok iyi abi. Bu Çok hep şey var ya hani Almanya'daki Türkler için işte Berlin'de tabela koyuyorlar Türkçe olarak diye bir şehir efsanesi var eskiden beri bilirsin. Hani lütfen çimlere basmayınız gibisinden. Hmm, yo. Türkçe olarak yazıldığıyla alakalı. Hadi ya. Ama bence bir şehir efsanesi. Çünkü Almanya'da herkes çimlere basıyor. <laughs> bir görsel bir bulgu yok elimizde diyorsun. Yani, bir veri yok. Şehir yani. efsanesi olarak ben bildim bileli var bu. Bir tane daha paylaşayım seninle. Bu bizim biraz da... Söyle. Bizim insanımız biraz da böyle espri yeteneğini fazlasıyla kazanmış. Böyle hani hep şey denir ya bir şeylerden fazla vermiş. Allah herhalde espri tarafından vermiş. Mesela şöyle bir yasak değil de, bu tabela hani uyarı gibi uyarı levhası gibi de düşünebilirsin. Yani çukura düşmek yasaktır. Hı hı. Aa o ben benim söyleyeceklerimden biri de oydu. <laughs> ben de çukura düşmek yasaktır belediye <laughs> işareti var. Çukurun önüne asmış adam işareti. O zaman, evet, o zaman, o zaman daha saçma bari, bir şey söyleyeyim sana. <laughs> çok iyi ya. Bu da söyle söyle. Çukura da düşmek şey yasaktım hani, Türkiye tarafındaki ya? son paylaşımım olsun. Uçurma düşmek yasaktır. <laughs> yani bunun bir <laughs> çok iyi. Bunu yani bir ölmek koymuşlar. yasaktır Demek ki hani oradan bayağı insan uçmuş aşağıya. Lakin hani öyle bir yerde tabela var ki hani adam <laughs> zaten ona çarpıp onunla beraber aşağıya düşüyordur yani, yani öyle abuk bir yerde. <laughs> abi abi tabelayı tabalayı konuşamadım. Abi ta, tabelayı okumaya çalışırken zaten uçmasın. <laughs> evet bir, de o kadar büyük bir tabela da değil. Yani bizim insanımız gerçekten hani bir şeyler yapmaya çalışıp bir şeyleri yapıp yapamadığı konusunda soru yaşayan karakterde ya. Aa, yani rengarenk yasaklar. Ben de bir iki tane veriyorum o zaman Türkiye'deki belediye yasakçılığı diyelim örneklerinden. Bir belediyemiz şey demiş. Bilmem ne numaralı aldığımız, sayılı aldığımız karar doğrultusunda belediye ya da ilçemize müzisyen hurdacı ve seyyar satıcıların girmesi yasaktır. O işten, o işten yani... bütün belediyeler ve bütün halk bezdiği için ondan dolayı şey böyle bekçiler falan bekliyordur kapılarda sen giremezsin diye. <laughs> Abi tamam da... <laughs> müzisyene sen müzisyene sen yani terörist muamelesi yapamazsın abi gidip mesela gidip flütünü cebine saklayıp mı giriyor bu adam ya yani, <laughs> ya da <laughs> yani ya da kemanını e, bavula koyup mı giriyor yani girmesi gerekiyorsa o ilçeye garip bir yasak gibi geldi bana e, yani müzisyene <laughs> müzisyene şu ilçede bulunamazsın Vallahi demek ki. ama mı yazmışlar bir yasak. acaba tabi onu da bilemiyoruz ama. Evet <laughs> çok genel bir yasak olduğu için her müzis yani fazla sayı geldiğinde bir ihtimalle üzgünüz beyefendi müzisyen almıyoruz şeklinde kapısından <laughs> döndürmeleri gerekecek fazla sayı. Ben iki tane daha bir bitiriyorum bir tanesi kibrit çakmak yakarak yani kibrit nok virgül çakmak yakarak gaz kaçığı aramak <laughs> kesinlikle yasaktır Bu bayağı iğdash tabelesi gibi olmuş. <laughs> Yani kaç kişinin artık kafası yandıysa herhalde kömür olduysa öyle bir yasak artık sonunda koyma gereği duymuşlar. Bir tanesi de bu da resim yani bunlar birebir resimleri var elimizde başka bir belediyeden iki kişiden fazla yan yana yürümeyiniz yazıyor. Ama çok doğru bir tabela değil mi o ya? <laughs> İyi iyi arka arka yanda yani... iyi bir tabela doğru diyorsun. Arka Hayır, arkaya... şöyle bir şöyle bir saçmalık var. Çünkü bizim <laughs> insanımız böyle 20 kişi de olsa yan yana yürümeye çalıştığı için arkalı önlü yürüme gibi bir şey yok bizim kültürümüzde. Mesela bir de karşıdan biri geldiğinde otomatikman böyle bir arka arkaya geçme durumu da yok. Hani ısrarla o yan yani yana bir halay... olayı korunuyor ya. Yani. <laughs> halay şeyinde hani... halay formatı bir... var yani yürürken. <laughs> korona şeklinde yürünüyor. Bence çok doğru bir tabela. Şu an çok destekledim. Çok bakmış. <laughs> Senle paylaşmak istediğim bir sonraki e, konuya geçiyorum. Bu e, şimdi belediyelerden örnek verdim. Bir de biliyorsun böyle küçük köylerde el yazısıyla böyle değişik yasaklar koymayı sever insanlar. Bir tane öyle buldum. Çok kısa bunlar sonsuz bulabilirsin. Bizim güzel köy insanımızda hem şakayla karışık hem ciddi bitmeyen böyle yazılar <laughs> işaretler bulunabiliyor zaten. Benim bul, benim benim bulduğum Resimde e, afiş asmışlar. Afişe de şöyle yazmışlar. E, bunu, bunu şiveyle deneyeceğim söylemeyi. Dikkat. Çardak çevresinde öpüşmek, gohlaşmak, civilerleşmek <laughs> ve gıdıklaşmak yasaktır. Yani yöreyi bilmediğimiz için bence kabul edilebilir <laughs> bir şive yaptın. <laughs> ben gelen yani evrensel bir şive yaptım. Her köye gider bu şive. <laughs> Ee, ama benim dikkatimi çeken şu şu yasakta ki çoğu yasak bence böyle olmalı. Onu da destekliyorum. Ya Öpüşmek detaya yasaktır girmiş. deyip geçmemiş. Hani öpüşmek. Ee, evet abi detaya girmiş yani öpüşmek, goklaşmak, cilveleşmek, gıdıklaşmak. Yani bunlar önemli çünkü öpüşmek yasak deyip geçersen. Adam oraya oturur, kadın oraya oturur. Bu sefer de goklaşır. E şimdi sen de dersin, yasak dersin. Adam der ki, burada burada öyle yazmıyor. Öpüşmek yasak, goklaşmak yasak yazmıyor <laughs> der. Hani onun hepsini almış içine yasan. Bir soru işareti bırakmamak için. Şimdi istersen şeyini biraz da, hani biz bu bölümü neden yasaklar, yasakçılık şeklinde belirledik ve neden işin biraz daha eğlenceli ve Hı -hı. diğer boyutuna baktık. Ondan bahsedelim istersen. Hani temel olarak ikimiz de yasaklara karşıyız. Hani her türlü Olur. yasağa ve sınırlamalara. İstersen hani bu bölüme neden karar verdik onu sen söyle. Çünkü bu fikir senden geldi. Onu bir anlat sonra bağlayıp ne öneriyoruz kısmına geçelim. Hemen çok kısa anlatayım. Geçen gün hiçbir zaman yapmadığım <gülüyor> gibi <laughs> Twitter'a girdim. Hiç de girmem. Türkiye'de trend topiklere bakayım derken aklıma ya yani gözüme gelen gözümün önüne gelen en meşhur topik trend topic o gün TikTok yasaklansın hashtag'iydi. Bu TikTok yasaklansın hashtag'ini görünce aklıma neden yasaklar bölümü yapmıyoruz diye bir fikir geldi. Çünkü temel olarak TikTok'u yasaklamak isteyen büyük kitle varken aynı zamanda işte YouTube, Wikipedia, belki ileride Facebook, Google neyse başka sosyal medyanın dalları yasaklandığında ayaklanacak olan aynı hı hı. kesimin TikTok yasaklansın demesi. Ee, böyle bir bölüm yapalım ve biraz da biraz da tiye alalım şeklinde bir fikir geldi aklıma. Çünkü mesela TikTok hı hı. kullanıyor musun dersen hiç indirmedim, hiç kullanmadım. TikTok'a bak yani TikTok'a bakmıyorum. İçeriğinin biraz daha farklı olduğunu biliyorum tabii ki. Ama yasaklara karşıyız temelde dedin ya. Yani ben de bir şey yasaklamaktansa Mesela TikTok'u yasaklamaktansa çünkü Freedom of Speech yanlısı olarak... özgürlükler yani önem veren bir iş. Özgür Özgürlük yanlısı biri olarak TikTok kalsın ama TikTok'a içerik sağlayanların kalitesi ve perspektifi Hı -hı. artsın ve değişsin isterim. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey şeyi yani yasaklamakla çözmüyorsunuz. Sorunları ötelemekle sorunlar çözülmüyor. Yani burada sor... O yüzden dolayı aslında dediğin gibi biz bu bölümü bu ya şekilde biraz kurguladık ya TikTok'u yasaklarsın abi TikTok'ta <laughs> saçma videolar çekiliyor diye TikTok'un yerine yarın Toktik'te herkes aynı yani... videoları çeker anlatabiliyor muyum sana? doğru <laughs> ya çok ciddiyim yani böyle böyle bu işler yani e, bugüne kadar yasakların hepsi bir şekilde aşıldı ve aşılmaya da devam edilecek önemli olan orada içerik benim için yasak olması değil TikTok'un oradan konumuz aslında açıldı dediğin gibi karar verdik hani bu perspektiften yaklaşalım ama tabii ki bir de real, real bir durum var. Hayat bir şekilde yasaklarla devam ediyor. Geçmişte de böyle oldu, şu anda da böyle dünyanın her tarafında. Bunların olabildiğince ortadan kalkması en büyük temennimiz. Ya tabii ki de hiçbir şekilde desteklemiyoruz bu tarz yasakları. Hatta şöyle çok kısa bir liste bir araya getirdim. Daha doğrusu getirmedim. Ekşi Sözlük'te karşıma çıktı. Daha böyle yerel anlamda bakarsak işte Türkiye'deki en büyük baş ağrıtan yasaklardan işte başörtüsü yasağı, işte şarkıları uygulanan yasaklar, azınlıkları uygulanan yasaklar, siyasi yasaklar, sinema yasakları, yasaklı kitaplar ve yurt dışına giriş çıkış yasakları şeklinde toparlanmış bir kişinin entrisinde ekşi sözlükte. Hoşuma gitti o özet yani orada da böyle genel çok genel bir anlamda. Hı hı. Yazmış. Yani buradan da bir kez daha işimiz. dile getirmek istiyorum. Yani ben İngiltere'ye gittiğim zaman balinalara dokunmak istiyorum. Onlar kesinlikle kraliçenin malı değildir. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir yere, <laughs> çok güzel bir yere parmak bastın. Hatta dokunmak istedin. Çok güzel bir konuya. İngiltere'de balinalara dokunmak istiyoruz. Singapur'da sakız çiğnemek istiyoruz. Türkiye'de Wikipedia'ya girip Bilgi edinmek istiyoruz ve Amerika'da lütfen artık New York'a gittiğimizde, asansöre girdiğimizde güzel bir lafın güzel belini bağladın. kıralım. Onu da istiyoruz. O zaman ne öneriyoruz kısmına geçelim mi? Haydi hoppa geçelim. Atlayalım hemen oraya. İstersen ben başlayayım bu sefer. Benim elimde iki tane şarkı, bir tane de izlemelik bir öneri var. Vay. Bugün zengin bir içerik sunuyorum. <laughs> Şimdi efsanelerden efsane olan Eric Clapton'ın Layla, yani Leyla da diyebiliriz, şarkısını önermek istiyorum. Ee, bu şarkı inanılmaz klasik bir şarkı. Burada belli bir jenerasyona ait herkes biliyor bu şarkıyı. Türkiye'de belki biraz daha unutulmuş olabilir veya keşfedilmemiş olabilir diye HKBO'nun dinlencesine eklenmesine uygun buldum. Çok inanılmaz güzel bir müziği var zaten. Diğeri de bu... Grubu hı hı. bu arada gelişi güzel çok şanslı Spotify'da buldum. Karışık bir liste Aa. dinlerken Cihan'ım ve senin çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Hatta hatta şöyle de söyleyeyim sana. Sen de bunu bilmiyordun ama bu bölümün sonunda bir 10 saniye onunla kapatacağım. Çünkü ya kapatmak istiyorum. Çünkü e, grup artık aktif değil. İngiltere'den bir gruptan hı. bahsediyoruz. E, adı Super Tramp ve şarkının adı Şarkının adı The Logical Song ve bu yasaklar bölümüne mükemmel bir şekilde uyacak bir e, şarkı ve lirikleri var. The Logical Song yani spontane çevirilerde bugün mantıklı şarkı şeklinde geçiyor. Onu eklemek istedim ve kapatırken de çok kısa hemen şunu söyleyeceğim. Daha önceki bölümlerde Hı -hı. değindiğim Netflix'teki The Mind Hunters dizisinin sezon ikisinin eklendiğini bulunca geçen gün biraz Geçen gün de biraz hasta olunca bir oturdum abi. Bir oturuşta bütün sezon 2'yi e, çat diye bitirdim. İnanılmaz iyi bir dizi. İnanılmaz e, sürükleyici. Çok hoşuma gidiyor. Anlat, ya yani Burada anlatsam saatlerimizi alır. Oturun izleyin diyorum. Seri katiller ve onların psikolojisine bakan dedektiflerin konusu. Bu üç öneriyle lafı uzatmadan sana bırakıyorum. O zaman ben sana bir şarkıyla katılıyorum. ...HKBU dinlencesi hı hı. podcast playlistimize... ...Cem Karaca'nın Beni Siz Delirttiniz... ...isimli şarkısını eklemek istiyorum. Bu yasaklar... ...yasaklar bölümüne ithafen. <laughs> Diğer önerim ise... çok ...eski çok bir iyi. tiyatro topluluğu olan... ...Deve Kuşu Kabar Eden... ...Yasaklar oyunu. Bu oyun YouTube'da bulunabiliyor. Gayet eski bir oyun zaten. Yaşı bizden büyük olanlar... ...gayet iyi biliyorlardır. Burada... Cihan'ım burada lafını bölmek istiyorum. Çünkü inanmayacaksın önerilerden birisi oydu aklıma gelen. Ve sen senle benim gönlümüzün, aklımızın ne kadar bir olduğunu gösteriyor bu. Çok sağ ol, devam et. Yani Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ı seven insanlar için de gerçekten keyifli ve eğlenceli olacaktır. Baya bizim yaptığımız gibi onlar da tiye alarak dönemin yasaklarını işlemişler. Son olarak da bir şarkı daha gönlümden koptu sana özel. Sophie Hunger'ın Die Gunze Welt şarkısını da ilave olarak playlistimize eklemek istiyorum Samet'cim. Ooo Almanca'dan giriyorum diyorsun. Yani sen seversin senin havalardan geleyim istedim. Spontane çevrelerde doğru anladıysam Bütün Dünya adlı şarkıyı öneriyorsun. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Bu YouTube linklerini siteye ekleyebilir miyiz YouTube'dan bu kabariyi izlemek isteyenler için? Tabii ki ekleriz. Hatta birkaç tane olması lazım. E, hepsini ekleriz. En az iki tane var diye biliyorum ben Doğru. de. hkbupodcast.com diyelim. Hatta sen senin de bu konuyla ilgili ufak bir duyurun vardı. Ben sana lafı bırakıyorum. Oradan zaten kapanışa geçeriz. Evet podcast dinleyicilerimize ufak bir bildiri yapalım. Hatta bu bildiriyle beraber bir sonraki bildirinin kapısını da açalım. Sitemizde bulunan abone bölümünden eğer e-mail'leriyle beraber abone olurlarsa, kayıt olurlarsa haftalık attığımız bültenleri onlara direkt ulaştırıp birebir etkileşim haline geçebiliyoruz. Bunu tercih eden dinleyicilerimizi yani, bekliyoruz. Bülten yani bülten derken hem o haftaki bölümün konusunu ediniyorlar hem de üstüne tıkladıklarında bölüme gidebiliyorlar değil mi? Öyle bir şey oluyor diye anladım ben. Evet, doğru anladın. Yani haftalık olarak onlara bir bildiride, bir bültende bulunmuş oluyoruz. Bülten iletmiş oluyoruz. Okey, teşekkür ediyoruz için hanım. Sana da teşekkür ederim Sametçim. Bütün podcast dinleyicilerimize de teşekkür edelim. Bu bölümde de bizi yalnız bırakmadıkları için. Ne dersin bir sonraki bölümde bütün dinleyicilerimizle tekrar görüşmek üzere. Evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Eğer bölümleri beğeniyorsanız ve sizin de bu yasaklara eklemek istediğiniz ilginç yasaklar aklınıza geldiyse Instagram, Twitter, Facebook, Hekebu podcast.com neresi varsa oradan bize paylaşın. Hep beraber okuyalım, gülelim, eğlenelim. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın.